Merhaba sevgili dostlar, Usta Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün de yepyeni bir tarifle beraberiz. Akşam oldu, bir telefon, misafir geliyor. Aman yarabbim, hem de yemeğe geliyor. Yemeğimiz var, yanına ne yapalım? Hem de pilav, bir salata, bir şey yapmamız lazım. Ne yapıyoruz? Hemen bir bulgur pilavı kolaydan. İçine biber, soğan, birkaç malzeme koyup baharatlarımızı atıp hemen 20 dakikada misafir gelene kadar işi bitiriyoruz. Haydi başlayalım. Bulgurumu güzelce yıkıyorum. Üstündeki suyu berraklaşana kadar tekrar tekrar yıkıyorum ve kavurmak için kenara alıyorum. Evet, bulgurumu güzelce yıkadım, tertemiz yaptım ve süzerek kenara aldım. Şimdi kavuracağımız malzeme için şöyle bir soğana ihtiyacımız olacak. Yine yemeklik bir şekilde, bakın şu şekilde soğanımı doğrayacağım. Evet, soğanımı doğradım. Biberlerimi de doğruyorum. Bu arada tariflerimi beğenip yorum yapmayı ve abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle tavama şöyle bir küpten biraz fazla, yani bir yemek kaşığı kadar tereyağımı alıyorum. İçerisine bir yarım çay bardağı kadar da sıvı yağımı ekliyorum. Ve altını yakıyorum. Evet, soğanlarımı yağıma alıyorum. Evet. Biberlerimi de alıyorum. Biberlerim de ölsün ki pilavım da çok ağzımıza gelmesin. Biberle soğanımı kavuruyorum. İyice kavrulduktan sonra içerisine bulgurlarımı alacağım. Bulgurlarımı da kavuracağım. Ve daha sonra içerisine şöyle daha önce hazırlamış olduğum et suyunu ekleyeceğim. Yoksa marketlerde satılan et sularından da atabilirsiniz. Evet, soğan ve biberlerim iyice kavruldu. İçerisine şöyle bulgurlarımı gönderiyorum. 2 bardak bulgurumu ıslattım, temizledim. Tertemiz yaptım ve içerisine gönderiyorum. Güzelce kavuruyorum. Evet, şu şekilde güzelce şöyle baharatlarımı ekliyorum. Şöyle tuzumu ekliyorum. Karabiberimi ekliyorum şu şekilde. Bakın. Yine bir çay kaşığı kadar kırmızı pul biber ekliyorum. Çok az. Renk versin diye. Ben nane çok seviyorum. Onun için biraz da nane ekliyorum içerisine. Çok az ama nane bozmasın. Evet. Bu şekilde ekledikten sonra iyice şöyle kavuruyoruz. Evet, şimdi biraz da şöyle suda açtığım salçamı ekliyorum. Şöyle bir, en fazla şöyle 2 kaşık kadar ekliyorum. Ve güzelce şöyle tekrar karıştırıyorum. Biraz daha kavurduktan sonra et suyumu ve normal suyumu da ekleyip kapağı kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyorum. 15 dakika kadar pişiriyorum. Et suyumu ekliyorum. 2 bardak da üzerine normal suyumu ekliyorum. Ve kaynamaya başladığı zaman altını kısıyorum. 15 dakika boyunca pişiriyorum. Daha sonra demlenmeye alacağım. Evet, bulgur pilavı süper oldu. Şöyle tadına bakıyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Herkese şimdiden afiyet olsun.